Cemil Tugay'dan geldi efendim. Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Seyit Torun efendim. Bazı belediye başkanlarıyla ve meclis üyeleriyle efendim, ilçe başkanlarıyla, Oğuz Kağan Salıcı'nın da katılımıyla mini toplantılar yaptı efendim. Burada dikkat çeken bir bilgi verelim efendim. Karşıyaka Belediye Başkanı, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin'i hedef aldı efendim. Özellikle ilçede, Karşıyaka ilçesinde kendisine muhalif isimlerin düzenlediği toplantılarda yer aldığını iddia etti Ali Engin'in efendim. Bir belediye başkanı ilçemde siyasi toplantılarda yer alıyor. Burada dile getirmemin tam zamanı. Kendisinden rica ediyorum. İlçeye dönük çalışmaları ertelesin. Parti içi çalışmalara ve genel seçim çalışmalarına odaklansın. Genel seçim sonrası bu çalışmaları yapacaksa yapsın dedi efendim ve duyduğu rahatsızlığı isim vermeden Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin'i hedef alarak söyledi efendim. Bu Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bu sözleri tabi salonda buz gibi bir hava estirdi. Daha sonra hemen Ali Engin, Narlıdere Belediye Başkanı söz aldı efendim. Beni kastediyor Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay. Benim Karşıyaka'da evim var, arkadaşlarım var. Çağırıyorlar, gidiyorum. Kimseden de izin almam gerekmiyor dedi Ali Engin efendim. Tabi bu tartışma sonrası Cemil Tugay tekrar söz almadı. Araya il başkanı Deniz Yücel girdi ve konuyu kapattı efendim. Biliyorsunuz uzun yıllar Karşıyaka'da siyaset yapmıştı Ali Engin ve Karşıyaka Belediye Başkanlığı'na da talip olmuştu. Ama Narlıdere'de kendisi aday gösterildi ve şu anda Narlıdere'nin belediye başkanı. Ama içinden hep bir Karşıyaka sevdası eksilmedi Ali Engin'in. Bunu İzmir'de siyaset yapan insanların hepsi biliyor efendim. Cemil Tugay da bu rahatsızlığı dile getirmiş. Karşıyaka'da bana muhalif isimlerle toplantılara katılıyor demiş efendim. Ali Engin de benim kimseden arkadaşlarım, ben Karşıyakalıyım, Karşıyaka'da evim var, arkadaşlarım var, kimseden de bu toplantılara katılmak için izin almam gerekmiyor dedi. Bu söylemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Seferihisar'da düzenlediği kampa damga vurdu efendim.